Merhabalar. Hiç düşündünüz mü? Günlük hayatta sürekli kullandığımız eşyalar neden bulundu? Kim buldu bunları? İşte ben tam da bunları anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Sevgili dostlar, bugün hepimizin evinde bulunan ama belki de nasıl ortaya çıktığını hiç düşünmediğimiz bir icadın hikayesini anlatacağım. Buzdolabı. Tarih boyunca insanlar yiyeceklerini taze tutabilmek için çeşitli yöntemler geliştirmiş. Doğal soğutma sistemlerinden modern elektrikli buzdolaplarına kadar uzanan bir süreç yaşamıştır. Şimdi bir an için gözlerinizi kapatın ve binlerce yıl öncesine gidin. Elektrik yok, teknoloji yok. Peki insanlar yiyeceklerini nasıl saklıyordu? İşte buzdolabının yolculuğu tam da burada başlıyor. İlk çağlardan orta çağa soğutma yöntemleri Buzdolabı icat edilmeden çok önce insanlar yiyecekleri uzun süre saklayabilmek için doğanın sunduğu imkanları kullanıyordu. Tarih boyunca farklı coğrafyalarda yaşayan toplumlar soğuk hava, buz ve yer altı depoları gibi yöntemlerle gıdalarını korumaya çalıştı. Antik dönemde soğutma nasıldı peki? Milattan önce binli yıllarda Çin'de ve Mezopotamya'da kış aylarında doğal olarak oluşan buz blokları toplanarak yer altındaki mahzenlerde saklanıyordu. Antik Mısırlılar yiyeceklerini serin tutmak için toprak kaplar ve gölge alanlardan faydalanıyordu. Aynı şekilde Romalılar büyük buz depoları yaparak yaz aylarında bile buzlu içecekler içebiliyordu. Persler milattan önce 400 civarında yakçal adı verilen özel yapılar geliştirdi. Bu devasa buz evleri konik bir tasarıma sahipti ve içlerinde sıcak havayı dışarı atarak buzları uzun süre saklayabiliyorlardı. Bu sistem sayesinde Persler Çöl sıcağında bile buz üretip saklayabiliyorlardı. Orta Çağ'da sistem nasıl işliyordu peki? Orta Çağ Avrupa'sında da sistem önceki yöntemlere benzerdi. Soğutma genellikle kışın toplanan buzların mahzenlerde saklanmasıyla sağlanıyordu. Osmanlılarsa Uludağ ve Toros Dağları'ndan getirilen buzları saray mahzenlerinde depolayarak yazın serin içecekler hazırlıyordu. Aynı zamanda Osmanlı döneminde saraylarda özel buz kuyuları yapıldığı da bilinmektedir. Şu an buz kuyuları kullanmıyoruz değil mi? Peki buzdolabının günümüzdeki halini alması nasıl bir fikirle gelişti? Sanayi devrimine kadar insanlar yiyeceklerini doğal yöntemlerle koruyordu. Ancak 18. yüzyılın sonlarına doğru bilim insanları yapay soğutma üzerine çalışmalar yapmaya başladı. 1755'te İskoç bilim insanı William Cullen, düşük basınç altında sıvıların hızla buharlaşarak soğuma sağladığını keşfetti. Ancak o dönemde bu keşif ticari veya pratik bir kullanıma dönüşmedi. 1805'te Amerikalı mucit Oliver Evans, buhar sıkıştırma prensibine dayalı bir soğutma sistemi tasarladı. Ancak Evans tasarımını hayata geçiremedi. Tarihler 1834'ü gösterdiğinde Evans'ın teorisinden ilham alan Jacob Perkins, 1834 yılında ilk çalışan buhar sıkıştırmalı soğutma sistemini geliştirdi. Bu sistem, modern buzdolaplarının temelini oluşturdu ve gıda soğutma teknolojisinin önünü açtı. 1850'lerde Avustralyalı mühendis James Harrison, soğutma sistemlerini geliştirerek ticari olarak buz üretmeye başladı. Bu buluş, özellikle gıda taşımacılığı ve et sanayisinde büyük bir devrim yarattı. Sevgili dostlar, şimdi sizleri 1900'lü yıllara götürüyorum. Artık bilim hızla ilerliyor, sanayi devrimiyle birlikte teknolojik icatlar hayatımıza girmeye başlıyordu. Ve işte tam bu dönemde mutfaklarımızın en büyük icat girmeye başladı. Ev tipi buzdolabı. Her şey 1913 yılında Amerikalı mucit Fred Wolf ile başladı. Kendisi, evlerde kullanılabilecek ilk elektrikli buzdolabını tasarladı. Ama bir sorun vardı. Bu icat adeta mutfağınızı işgal edecek büyüklükteydi ve çok da verimli çalışmıyordu. Yine de bu büyük bir adımdı. Artık insanlar yiyeceklerini doğal buzlar olmadan da saklayabilecekti. Elektrik faturası çok geliyordur o zamanlar, ama biliyoruz ki bir icat zamanla geliştikçe herkesin hayatına girmeye başlar. İşte buzdolabının gerçekten pratik hale gelmesi için sıradaki devrimci adım geliyor. 1918 yılında Kelvinator adlı bir şirket otomatik sıcaklık kontrolü özelliğine sahip ilk ev tipi buzdolabını piyasaya sürdü. Bu ne anlama geliyordu? Artık insanlar sıcaklık ayarıyla uğraşmak zorunda kalmadan buzdolaplarının kendi kendine çalışmasını sağlayabiliyordu. İşte bu gelişme buzdolabını iyice evlere sokmaya başladı. Ama hala tam anlamıyla herkesin satın alabileceği bir icat değildi. Çünkü pahalıydı ve herkesin mutfağına sığacak kadar kompakt bir tasarımı yoktu. Derken 1927 yılında General Electric tarihe geçecek bir model üretti. Monitor Top. Bu ilk seri üretim modern buzdolabıydı ve evlerde yaygın olarak kullanılmaya başladı. Artık buzdolabı lüks bir eşya olmaktan çıkıp temel bir ihtiyaç haline geliyordu. Buzluk bölmesi, şık tasarımı ve nispeten kompakt boyutlarıyla mutfaklara hızla girmeye başladı. Ama hala bir sorun vardı. O dönemde kullanılan soğutucu gazlar amonyak, metil klorür ve kükürt dioksit gibi zehirli maddelerdi. Eğer buzdolabınızda bir gaz kaçağı olursa mutfağınızın güvenliğinden ve kendinizden endişe etmeniz gerekebilirdi. İşte Tam bu noktada bilim insanları yeni bir çığır açtı. 1930'lu yıllarda freon gazı adı verilen yeni bir soğutucu keşfedildi. Bu gaz zehirli değildi ve güvenle kullanılabiliyordu. İşte tam bu gelişme sayesinde buzdolabı tüm dünyada yaygınlaşmaya başladı. Artık insanlar gıda saklama konusunda tamamen yeni bir döneme girmişti. Buzdolabının günümüzdeki gelişimi ve geleceği. 1950'lerden itibaren buzdolabı teknolojisi hızla gelişti ve evlerin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Artık sadece yiyecekleri soğutmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda enerji tasarrufu yapıyor, çevreyi koruyor ve hatta sizinle iletişim kuruyorlar. Gelin, birlikte bu evrim yolculuğuna devam edelim. 1980'lerde bilim insanları şok edici bir şey keşfetti. Freon gazı atmosferdeki ozon tabakasını inceltiyor ve dünyamızı zararlı güneş ışınlarına karşı savunmasız bırakıyordu. Peki ne yapıldı? Hemen yeni çözümler arandı ve sonuçta R600a gibi çevre dostu gazlar geliştirildi. Günümüzün modern buzdolapları artık doğaya zarar vermeyen soğutucu maddeler kullanıyor. Yani buzdolabı sadece bizim değil, gezegenimizin sağlığını da koruyor. Ve geldik günümüzün en heyecan verici gelişmesine. Artık buzdolapları sadece bir soğutma cihazı değil, aynı zamanda bir akıllı asistan. Bugün bazı buzdolapları internete bağlanabiliyor, dokunmatik ekranlarla yönetilebiliyor, sesli komutlara yanıt veriyor, içindeki yiyecekleri tanıyıp son kullanma tarihlerini takip edebiliyor, cep telefonuyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Yani artık evden çıkarken acaba süt kaldı mı diye düşünmenize gerek yok. Telefonunuzdan buzdolabınızın içini kontrol edebilir, hatta market alışveriş listenizi bile ona sorabilirsiniz. Sonuç olarak, buzdolabının tarihçesi, insanlığın gıdayı saklama ihtiyacına yönelik yaratıcı çözümler geliştirme çabasının bir ürünüdür. Doğal yöntemlerden bilimsel keşiflere, devasa buz mahzenlerinden modern akıllı sistemlere kadar uzanan bu süreç, teknolojinin insan hayatını nasıl kolaylaştırdığının en iyi örneklerinden biridir. Kim bilir? Belki de gelecekte gıdalarımızı korumanın çok daha farklı yolları keşfedilecek. Bu yolculuk yalnızca bir cihazın tarihi değil, aynı zamanda insanlığın gelişim hikayesidir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.